Neyse abi. Abi dövüyordum diyorum. Dövüyordum da adam, dedim orada çok fazla şey yapmayayım ya. Neyse hadi. Mertcan Bagar var. Bir de Şitran var dediniz. Aynen. Hadi let's go zaman. Süper zengin bir gün 2 milyon özel. Hayırlı olsun. Mertcan bu videoda parayı kıymış o zaman. Bakayım. Senin hayatı yaşamış diyor yani. Ya benim hayat mı? Bakayım hocam. Yok abi, yaktırtacaklar bana arabayı. Baksana dalga çizmiş. Lan oğlum kamera önünden bu kim lan? Doktor bıyık. Bıyıkların nerede? Bu film ne yaptın kendine? Ya bırak. Azelendim ama şekirt gibi geziyordum. Şekere şekere. Şekirt neydi lan? İsmail abi. Abi pilav diye geliyor mu? Öyle bir şey mi vardı? Neydi oğlum şekirt neydi? Yapıştırdıkları şeye bak. Niye baba? Niye? Araba mı kalmış? Hakan yarın arabasına dön. Arabada bluetooth'um yok ama kızlar. Kapı böyle açılıyor zaten, onu geçti. Debriyaj nerede arabada? Yok. Debriyaj içine göçtü. Araba bu joystick gibi. Engelli araba. Debriyaj şöyle sallanıyor. Vitesi böyle aldım ya. Araba gidiyor. Gel bir yanıma göstereyim. Siktir. Bir şey daha indi aşağı. Geriye doğru tutuyorum, gidiyoruz, görüyor musun? Aynen. Beyler bir şey söyleyeceğim. Cahilliğime verin ama Mertcan'ın bu arabası manuel miydi ya? Hangi ikisi ki bu? Mazda değil mi? Mazda. Mazdası evet, manueldi galiba. Öyle mi? Evet. Ay amına koyayım. Yalara bakmadan. Kaç kere soracağım mı? Vallahi bir daha sordum mu ben bunu? Hatırlamıyorum demek. Yaşlandım oğlum. Şey görüyorum, mahsur görüyor. Leşkolle videosunda yarışıyorlardı. Onda da sormuştum. He, o zaman hatırlamıyorum demek ki. Yani. İleri gidelim. Bunu ileri doğru ittiriyorum. Bak ayaklarım burada. Görüyor musun? Gidiyoruz. Böyle bir şeye dönüştü. Hiç mi yüzümüz gülmeyecek? Yapmayayım lan bu mentor ya. Yeter. Çakmak. Ben bu arabayı yakmazsam ananı sikerim. Yeter. Yaşamak bana oymuyor. Allah'ım bizi kurtar bu garibanlıktan. Herkese merhaba, ben Meşin Bahri. Bugün süper zengin bir gün geçiriyorum da. Of oluyor amına. Lan oğlum telefonum var lan. Geçin sizin şerefinizi. Lan ne yapıyorsun? Beni bırakın ben. Ezil rüsva ettiniz bizi yeni elit komşularımıza. Ricordo un angolo dice. Tribe girdi oğlum bu ona. Biliyorsunuz buralara hiç kolay gelmedik. Can Polatinyolar. Bugünü süper zengin bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Sadece bu ev değil. Ben her şeyi istiyorum. En lüks araçlara binip en lüks yerlerde yemek yiyip en lüks markaları... Ben... Hatırladın mı? Biliyorsunuz ki benim arkamda şirketler yok. Sağ olsun bir ekibim var. Bugün de onları paşalar gibi yedireceğim. Tamamen sponsorsuz. Hepsi cebimizde. Aga kalite. Hiç olmuş kara para akladığımı düşüneceksiniz. Ama yemin ediyorum beyazını bulamamışız ki kara. Bu ay gerekirse aç gezeceğim ama bugünü en top seviyelerde yaşayacağız. Sizi çok fazla şey... çok fazla şey sizi bekliyor videoyu izlerken. Beğenirseniz like, beğenmezseniz dislike atmayı unutmuyorsunuz. Söz mü? Kısacası bugün hiçbir şeyin fiyatına bakmadan en uçlarda yaşayacağız. Çünkü zamanında saate bakmadan çalıştık. Bu şekilde bir malikaneyle günümüze başladık. Buradan çıkarak... Git alt katı da çek. Göreceğiz zaten. Buradan çıkıp sırayla gezeceğiz. Parayı bir güzel ezeceğiz. Ezeceğiz. Asıldı. Demek istediğimiz bazı şeyler var. Serdar Başkan Tusuna misin demeyelim. Herkes yapışsın birbirine. Aynı anda zıplıyoruz, suyun ayarıyla oynuyoruz. Tamam hadi 3, 2, 1. Deli bile, deli bile, deli bile. Oldu mu? Oldu valla oldu. Ya böyle ne konuşacağım lan? Ben süper kahramanım. Ne anlatıyor? Ya, gene ne met mi içti bu okul? Biri mi? Kamera bozuldu ama cidden. Gitti cidden. Video düşüyorum, kamera gitti. Kardeşim kamera çalışıyor da olsa bizi çekmiyorsun zaten. Mesele atlama mı? Neymiş mesele? Bak ya bak ya! Undertaker mezar taşı yapalım teklifi sundu. 34. Hani hayır, biz yapsak adamın ya bizi tutması lazım. Beyefendi şunu istiyormuş, bize mezar taşı çekecek. Hayır, hayır. Ben havuzdan çıkıyorum, birimiz Stephen Hawking. Yok. Gibi kalacağız bunun sonunda, boynumuzu atlayacak biri. Nereye gidiyorsun hacı? Eve güveşe. Oo. Haydi haydi bizim çocuklar. Haydi seniz de bizim çocuklar. Kedo beni alıyor. Sadomazo keyfi.
Kuskucum. Ya götüme çalışayım. Alırsın be abi. Kaldırma. Çekme diyor. Yok beni çekiyor anlarsın. Kafayı vuracağım. Ya niye sansür gibi? O gidiyor. Bitti. Yandı. Ya Mertsen harbi şunu da sansür atma be oğlum artık. Gördük zaten. Gördük de amına koyayım harbi. Atma. Direkt izleyelim. Bize özelden at. İşte bu. Sadece sana ne diyordum biliyor musun? Bebek ya taşa. Şimdi tam tersi. Nasıl 69 mu? 3, 2. Saldır oğlum. Aha. Ekim. Oğlum Mert'in ağzına mı veriyorlar orada ne oluyor? Tabi tabi nerede? Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İşin içinde Meksika mafyası var aklınızda olsun. Bak. Yüksek attı bana suyun altında. Başla. Ne yapıyor kanka? Oo, Çek kulaklardan. Çek kulaklardan. Kulak çekme. Ve. Hayır. Beyler kule yapabilir miyiz üst üste? Aynen. Ben yaparım. Hadi. O ne demek? Ben buradan şunu anlıyorum. Bizim paramız olsa max yaşayacağımız bir hafta. Kaçtı kule. Seydo ben de seni alıyorum. Hadi. Meto taşıyamaz ki. Taşır. Sıra beraber taşır. Lütfen asıl yok. Ben taşıyamam bunu biliyorum. Saldırmam imkansız oğlum. Sedo kaldırsın hepimizi. Evet yaparım. Aha. Nasıl alayım şu iki kişiyi? O zaman sana denecek tek bir şey var. Ben ağlamayacağım kadar mola fat var. Aldı. Sabit kal. Lütfen. Benim boyum yetmiyor. Lan deli mi ne çıktı? Bu kulle olmaz. İmam izni vermezler. Ben veriyorum hocam. Devam. Nefesini tut. Ben gireceğim. Atlan hemen seni alacağım. Nefesini tut. Ben de son günü. Ben bütün video şarkı söyleyeceğim. Bugün en mutlu günü. En güzel sahne, en tatlı bölüm. Bravo. Sakin. Sakiniz Ekim. Çok iyiyiz Ekim. Çok iyiyiz. Nasıl şey Ekim? Peki oradan bakıyor. Al lan GoPro'yu. Gel. Hemen buraya kaçma. Bu kim oğlum? Herkesin kucağına biniyor. Dur kanka kafayı vuracağım. Tufi! Ben bir şey göstermek istiyorum. Burada Bekir ve Serdar'a ihtiyacım var abi. Gel al beni, sen de ayaklarımı al. Emredin kraliçem. Kafanın arasına. Oğlum yapılacak iş değil. Ben burada arasını s***yim. Şu altta secdeye yatmak istiyorum. Tamam sen öyle yap. Bekir böyle bir secde yok. Kardeş başlıyor mu sen? Yapma oğlum. Oğlum ne yapıyor bu? Gerizekalı. Konya'dan aldığın avcı Mevlana heykeline benzemez. Beyler bu işin tadı kaçmaya başladı. Heliye mi geçsek ya? Malikanemizin havuzundan bak. Abi bir çoluk çocuk. Çok da güzel bir havuz muydu? Evet bayağı. Oğlum yeter. Havada çarpıştılar. Çanakkale'deki mermiler gibi girdi. On kere kokulandım ya. Gitmemiz gerekiyor. Heli bekliyor. Gelin biraz evin içine ve aşağıya yukarı katlara bakalım. Bizim değil sonuçta ama insanlar ne hayat yaşıyor bunu görmüş olalım. Bu malikane sarı yerde ben işimle geldim. Çok muhafazakar bir havuzu var. Pahalı ve tuzlu bir yer. Hemen içeri girelim. Ama kanka çok ıslaksın. Havlun yok mu? Hayvan evladı. Kapı böyle sürgülü. Sübhanallah ilk kez gördüm. İçeride büst var aman. Bu şekilde bir salonu var evin gayet. Ooo. Klima yerine de böyle bir şey tercih. Çatalca'da da vardı bunun. Bak mesela bu tarz yerlerde içerisi güzel olmuyor. Sen bilirsin. Kadir. Kanka yo oluyor. Oluyor mu? Ben bilmiyorum. Oğlum çok değişik bir ev abi. Sen ne diyorsun bu eve? Kanka otursana. Ya, evet ya içinden geldi. Abi bak sen kanka. Oo dur. Ciddi acıdı mı? Dene. Ev sahibi bu videoyu izleyecek adamın kaktüsünü niye biz oramıza buramıza sokuyor? Dur. Lan deldi şortu. Yemek masası var burada yemek yiyorsunuz. İstersen orada da yersin yani o ben söyledim. Bu benim kendi fikrim tamam mı? Lan cama bak. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Şu storları en tepeye nasıl taktılar? Merdivenle. Buradan kanka. Oradan oraya atladılar. Yoksa bu sinyor taklacı mı taktı bu storları? Sinyor taklacı bu yorumun altına yazmışsın. Oradan atlayıp mı taktı? Bir de en merak ettiğin şey bu olmasın dostum. Bence gülme dostum. Bunu buraya nasıl astılar? Ananın amı ya. Bu neydi lan? Çok dokunmayalım büyü olabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıntı işler var. Siz de videoyu sonuna kayıtlayarak olayları çözmemize yardım edin. Ya bu evde niye hep ben koşuyorum? Ben bu eve koşmak için mi geldim? Arabaya bak siz de birazdan göreceksiniz bomba bir arabayla geziyoruz bugün. Allah'ını seversen şuradan şeye bakalım kameradan. Ne ya? Şu audio'dan bakıyorsun ya şöyle bir şey. Audio'yla alakalı. Yapma. Şöyle bir köşe var oturabiliyoruz. Irak sırasında bir foto muhabir bu çocuğa biraz gülümse resmini çekecek. Ev sahibini bu konuda çok zevkini şey yapmadım. Facebook'ta annem paylaşmıştı bunu. Almış kroplamış.
yapmış bu beyaz asmış. Olmadı abi. Çok tolçuktan. Heykel detayları muhteşem gözüküyor. Bir de yukarı kata bakalım. Dur ben geçeyim. Niye yakışıyor lan bunu? Buralarda falan sürekli putperest. Bir kat daha mı var? Burası 4-5 katlı bir şey arkadaşlar. Biz de göreceğiz şimdi. Bunun da aşağı daha büyük. Bunlar kesin tarihi eser var. Kimse bunları yapma. Bekir bir daha bir şey dokunursan. Ben öldürmek zorundayım. Saga. Hamza Kutup bir kızın ayağını yalayamayınca. Bunları ben eve koysam Sema beni öldürür. O karikatürleri anlamadım. Gel bakalım biraz gülelim. Ayakkabı uydu sen Cinderella'sın. Ayakkabı olma. Vay anam. Mizah bu mu beyler? En üst katı çatı katı. Büyük ihtimal Gökhan Türkmen de kalmış burada. Şimdi çatı katın. Evdeki her şey çok değişik malzemeler. Öyle bir de terasımız var karşı manzara. Çok güzel. Düşünsene bu evi almışız. Şurayı metro spor tesisi yapmışız. Uygulandınız. Tutmasam düşüyordum. Ne hayaller var ya. Çok vakit kaybetmeyelim. Helikopter bekliyor çünkü pistte. Hala şaka sananlarınız var büyük ihtimal ama yaptı. Biz yapıyoruz. Şırı mafyatik bir yer ama oturamıyorum şortumuzda. Neydi o son dediğini söylesene bir not alacağım. İlk en alt kattan başlaydık ya şimdi daha en alta ineceğiz. Ortaokulda beni abi çok kapısa beni ötürmüşlerdi. Abi 5 kişi yazmayın ya. Ne olur yazmayın. Oldurma bana koyacağım şimdi ya. Ev bitmiyor. Yine bir yer bulduk. En alt kata inemeden oraya da bakacağım. Orada orman var ya. Adamın evi çok güzel. Kimin evi ise Allah dairemi nasip etsin. Daha iyi ne istiyorsun sen? Her şeyi çok güzel düşünmüşsün de şu tablolar, o kediyi oraya niye alsın? Bir de buraya bu parayı ödedik, kiraladık ama kalmayacağız bile. Çok yoğun bir program var ama sırf havuzu takılması için birkaç saat de olsa geçirdik. En alt katımızda normal, büyük bir ev. Siz ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Ne istiyorsunuz abi söyleyin bana. Bir bahçe daha var. Bir taraf çiçekli, bir tarafsa çöl. Dur baba, abi alma bunu. İçeri giremem. Yok, hiç. Oğlum gelsene. Abi ben çok korkarım. İki adet köpek var, birisi uzun bu. Lan bıçak gibi burnu hayvan. İyi günler diliyorum, hayırlı. Ben gelemem vallahi. Gel peki. Vallahi gelemem. Yapmıyorum. Yapmıyorum. Yapma. Abi çok korktum. Lan köpek o sesi çıkarması lazım, sen çıkarıyorsun ama ne korkuyorsun? Bizim eğitimli köpeklerdir, boş köpek almaz bu evin sahibi. Otur. Ne yapıyorsun lan sen, beni mi döveceksin? Beni mi bitireceksin? Çok dans etme sırrı. Kes! Ya abi ya! Renginin köpeği bile aldırış etmiyor. Töy kıs provokasyonlar. Bunun adı neydi? Eydiler boy boy. Sana ne boylası? Gel buraya. Aferin oğluma. Göbeğimi alıyor, ısırıyor. Bak ısırıyor. Hayali bir yaşam böyle köpekler, kocaman ev. Çok güzel, çok beğendim. Maşallah diyoruz. Peki bırak buradan. Abi bak yapma. Tamam yapma. Abi yapma sen amına. Yapma tamam. Yapma tamam gel. Yapmayın özür dilerim. Çok kötü bakıyor. Alır mısın şu köpeğinizi? Alır mısın köpeğinizi diyor. Git bir de belediyeye bildir. Evi gezerken terledik şunu yapmadan gitme. Gel. Bir tane de ben atlayayım mı be? Atla kamerayla atla. Anam ama öldürsün. Kamerayla atlasın. Hayır. Maserati de olsa garibanın yüzü gülür mü? Bak şöyle hasarlarımız var. Bir de şuradan mermi yemiş 4-5 tane. Görüyor musun göçükleri? Bak burada bak. Evet, tamam biz niye tavşanla ekspertiz gibi? Bunu kullanıyoruz ve ben bunu tek bir şey için kiraladım. Ciddi de bir para verdim bak. Yolda giderken zaten yeterince test edeceğim. Hızlıca çıkıyorum. Böyle arabamız olur mu lan? Dürüstsen almaz. Lan bütün her şey yanıyor. Bu ne oluyor? Lunapark gibi oldu araba. Çek engine diyor. O ne demek? Kemer mi var? Kemeri bağlı. Ama kemerden niye airbag yansın oğlum? Her şey yanıyor. Noblo solladı kanka. Mosa. Bayağı bir sıkıntısı olsa da çok güçlü bir aga. Sesi duyuyorsunuz zaten. Ya Freud ne oldu bir anda ben dolandırıcı olacağım sanırım ya yazdın ya kanka. Ne oldu amına koyayım bir anda ya? Bak Maserati'yi gördü ya. Camlar kapalı olmasına rağmen gümbür. Allah Allah. Boşver be. Sigarabana ait değil araç sahibinin öyle inerken yani elime verdi. Kullanmıyorum, kullandırtmıyorum. İçmeyin. Sakın ola ki düşmeyin. Şu an biz gitmiyor muyuz? İbreyi bir çeksene. Oğlum İbre yükselmiyor. Ne oluyor? Hayal mi görüyoruz acaba? Bugün zaten en başında normal. Hızlı kuşlar yapmıyor. Gitmiş kaçmadı arabaya. Başka bir şey. Böyle gülüp eğlendiğime bakmayın. Ortadan anasını sikerim. Helikopterden deli dehşet korkuyorum. O helikopter düşerse benim çocukluğum ölür. Çünkü içinde troll Osman olacak. Haydi o zaman deliye gidelim. 34 TC miydi lan o? Arabada bir tane bile müzik açmadık. Sadece şu sesi dinliyoruz bak. Ama konumu geçtik. Oğlum bak biri kamika...
kamikaze falan yapmasın. Bir Maserati göreceğim. Tamam geldik abi. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Kanka bir yan ver. Allah gördün mü ne dedi? Merhabalar. Ben Mertcan Bağrı mı durduracağım amir? Çok korkuyorum kanka. Kanka. Oğlum bu emin miyiz hayır, kanka Maserati'sine? Efendim. Ekranı kapatıp açsana. Hıt kanka. Seks. Sağ ol. Olmasın bak, şey bak seni ya. Göstereceğim. Şaka yapıyorsun ya. Bir gün zengin olmak istedi. Şimdi güzel bir 30 dakikalık İstanbul turu yapacağız. Ben bu arada çok korkan bir insanım helikopterden. Hayatımda görmedim yerde. Çok güvenli aletlerdir. Motor dursa bile. Onun kendi dönüş gücü bizi güvenli bir alana indirecek. Ben orada büyük ihtimal halodayı kaçırılma sahnesi gibi ortada oturacağım. Ama alışırsam çok eğlenir. Lakers şeyi giymiş ya. Çağırıyor başımıza kötü şey çağırıyor. Biraz da sen stadını da göreceksin. Tamam, bir Fenerli'nin bir tanesini indirelim Galatasaray'la birisini alalım. Ben stada inecek mi? Abicim bak. Aaa. Bak ondan sonra bana böyle falan demeyin diyorsun ama yaptığı videoda şeylere bak ya. Benim umut. Filmlerdeki gibi ama kapıyı açıp oturamıyorum böyle o şeye doğru. Onu da yapabilirsin. Efendim? Gerekli yasal izinlerini almamız gerekiyor. Onu yaptıktan sonra kapı açık da uçabiliriz. Kaç bin like'a yaparız? Bence 200 bin ya. Ya saçma ama 1 milyon like. 1 milyon like'a o kapıda sarka tamam, sarka gezeceğim. Asikti. Bak Allah'ım göstermesin. YouTube Türkiye biter diyor. Kaptanım kalkamıyor. Kamera dikkat edin hocamdan çıkmasın. Tamam. Oğlum kalk. Oğlum içeri dalma git lan. Anne bak sakin. Allah'ım ne olur. Canını örtsek mi? Lan yapma. Anlama hareket et. Come on. Arkama roket taksam, uçsam dünyadan hadi uzaya da. Cehennem melekleri yazamına koy. Sıkıntı durma. Rahat ol bizden ki. Deli iznin var mı da helikopterin? Oğlum İstanbul ne güzel duruyor ya. Beyler biz o uçak mı kiralasak lan? Siktir Vodafone Arena'ya bak. Eray yok mu? Yok mu uçak kiralamamız? Böyle timelapse gibi aminiyorum kardeş, yiyor mu? Lan lan lan! Yandandı! Denizin üstündeyiz ya, çok iyi gitti. Günlüğü ne kadar lan helikopteri? Pahalıdır da saatlik bakalım. Gelir. Ölüm gelir ya, yani, pardon. Mercan var, kiralısı sen mi yapamayacaksın? Ya Barış kanka. Dur bir amına koyayım, kıyaslama bir, yine başladın yine kanka, ya. Kanka bu arada özel jet fiyatları 7000 dolardan başlıyor. Mesela buradan Kıbrıs'a 7000 dolara gidebiliyorsun. 7000 dolar. Yani ben bir tane çocukla tanışmıştım. O oranın müşteri hizmetlerinde çalışıyordu. 7000 dolardan başlıyordu galiba. Eray istiyorsan yat yiyin yapabiliriz. Tanıdık yatçı var İstanbul'da benim. Tanıdık yatçı ne ya kanka? Bayağı yat gezisi. Yat gezisi oğlum işte. Abim 1,5 saatlik yani Kıbrıs şeyine 230 bin lira vermiyor. Olsanız verelim. Adalar Kadıköy, Tarihi Yarımada, Haliç, Boğaz Hattı, Karadeniz girişi. 60 dakikalık İstanbul turu 3750 euro. Abi yine fazla. Helikopter var mı? Helikopter, helikopter, helikopter. Çok para. Benim bakışım daha ucuz. 30 dakikası 1500 euro 7 kilo. Ama onun yerine Kıbrıs'a gitsek daha iyi amına koyayım 7000 dolar hem. 60 dakika çok az. Bir de Mertcan'ın bunu ödediyse iyi sikmişler Mertcan'ı ha. Kanka 30 dakika o 1500 ödemiş Mertcanlar. Ha 1500 mü? Evet 30 dakika bin bir gün geçiyorum. Niye baba? Ananın göt deli. Lan beni bak. O da biliyorsan. Kardeş çok pisli iniyoruz. Bir şey olmuyor. Buradan gitsek bir şey olmaz herhalde. Tamam rahat. Kaptan. Hayırlı olsun. Retreat. Onu hala bir çevirdim. Bence durdu mu hocam? Sen bir koysa var ya kafan kopar. Tutamaz mısın ya? Yardımemişiz ki oğlum. Şöyle her gün buna mı biniyorum? Niye laf ediyorum lan? İlk defa geldim. Aynen. Bir şey konuş. Duyuyor musunuz? Şu an benim kulaklar yok. Ben de duyuyorum. Ben bindim helikoptere. Peki buradan hemen zıplayacağız. Nereye? Ananın amına. Yan dönmeler falan. Biliyoruz oğlum. Biliyor. Abi ben ödemeyi unuttum. Minibüs sanki ama bindik gidiyor. Masanatın altını versene. Aşık. Aşık.
gözün retweet. Ne kadar pahalı da olsa, Maserati de olsa, Azda'yı çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Artık o yok. Normalde zenginler gibi İstinye Park'a gidip orada alışveriş yapacaktık. Ece, ben size dedim. TG dediniz bana. Üçüden Pırada'da. Ama akşam oldu, helikopter sevdamız batsın. Bağırma artık. Karnımız deli şekilde, şimdi de lüks bir şekilde akşam yemeğe gidiyoruz. Gece sonunda size büyük bir sürprizim var. Bu video ben neler yaptım inanın kendim bile anlamadım. Tek sıkıntı her şey çok sıkışık oldu, oraya koştu buraya koştu. Zengin olduğunuzda kafanıza göre bu hayatı yaşıyorsunuz. Biz bir günlüğüne yarın yine Kartal'da uyanacağız. Hemen gidelim, yemeğimizi yerken sohbetimize devam edeceğiz, rahat olun. Nedenim ben senin ya? Oğlum çevirme var. Polisi niye göstermiyorsun oğlum? Sen özgün var mı? Ben git polisin orasını burasını çek deme. Bu kim oğlum? Kim bu lavuk? Buyurun. Kenan İmirzalıoğlu ben, nasılsınız? Bekir Vefat, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Abi. Ayrılıyorsun bu kızdan. Tanımıyoruz etmiyoruz, ailemize yakışır mı yakışmaz mı? Tam o zengin oldum işte. Bu akşam tribi yedin ala. Yemekle görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Çeşit köpek gördük bugün. Oraya gidip mis gibi yemeğimizi yiyeceğiz. Bir de sürpriz olarak açıklıyorum. O köprünün altına bir şey yazdıracağım. Mezelerimiz de hazırlandı. Yemeğimiz çok güzel bir şekilde ilerleyecek. Sonra Maserati'yi teslim edelim. Ben olmuşum. Altına saklamışlar gibi. Çektin mi sen? Orada ışık var abi, daha ne oldu? Üst kata çıkalım bakalım. Üst ya. Kata. Hadi. Bugünü güzel başladı, güzel bitireceğiz, endişe etmeyin. O köprünün altında da bak şimdi ne yazıyor, izle. Hoşamıza yazamaz oğlum, yasak onlar ya. Neto 2 milyon annemiz ekip TV. Yazayım mı kağıda falan? Ekip TV diye mi mesela? Ekip TV bu işte abi, oradakiler Ekip TV. Anneleriyle alakalı. Oğlum bana söylesene harbiden. Vallahi sıkıntı yok. Sen yok abi. Yok abi. Niye söylesin sen? Söylemeyeceğiz abi. Niye söylesin? Yazınız da hazır beyler. Abi her gün böyle yapalım ya. Asker! Ben aşağı inip mezelere başlıyorum. Yemeği duydular. Geliyorum. Yemeğimizde gördüğünüz gibi pilav ve etimiz var. Nelerdir biliyorsunuz. Kamera karşısında bir şey yemeyi sevmiyorum. O yüzden yerken... Havuç tarator. Sevmiyorum diyor, direkt ağzına atıyor. Havucu da bulurlar amına. Mezelerin hepsi çok güzel beyler, yapış. Köprü yeni helikopterden üstten hem de alttan göreceğiz. Aynı günde bu kadar şey beni biraz delirtti. Bana beni bozdu arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Herkese afiyet olsun. Hadi bakalım. Netimiz var olsun. Ön tarafa geç, köprünün altına yazı yazılacak. Şu ışıltıya parlaklığa baksana. Eylem mi yazdırdın abi bize? Nesibe kim abi, nesibe kim? Hocam yanlışlık var galiba. Bütün ekip buraya uzansın, uzanarak izleyelim. Gel gel gel. Anladın ne oldu? Mesut Bey! Mesut Bey! Seni. Aha geldi bizim. Geliyor. Meto 2 milyon. Ekip TV. Anne. Anne. Gelsin. Kötü bir şey. Adam boğazını altına yazdırdı. Yapışırız arkadaşlar. Ulan var ya. Ulan var ya. Güzeldi hocam. Sen neden yapmadın mı? Neyi yapacağım ben? Oğlum siz niye adamla izlediniz her şeyi ben yapayım istiyorsunuz ya? Ya manyak mısınız ya?